Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9 Temmuz 2018 tarihinde fiilen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yıl dönümü münasebetiyle söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden, nereden ve nasıl geldik? Bu sorulara açıklık getirmek için günümüze kadar yaşadığımız siyasal süreçlere ve hadiselere bakmalıyız. Uyguladığımız siyasal sistemleri bir tarih şuuruyla, dün, bugün ve yarın perspektifiyle bir bütünlük içinde bakmak ve anlamak mecburiyetimiz vardır. 96 yıllık Cumhuriyet tecrübemiz, hatta 1908 meşrutiyetinden bu yana geçen 109 yılda yaşadıklarımız, hatta ve hatta 1839 Tanzimatından bu yana tecrübe ve birikimlerimiz bu soruların cevabını fazlasıyla vermektedir. Geçen 109 yıl içinde demokrasimiz ve siyasi hayatımız çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğramış, yapısal sorunlar nedeniyle çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrar sağlanamamıştır. Sistemdeki tıkanmalar, erkler arasındaki kaymalar, devlet çarkının bozulmasına ve karar süreçlerinin laşkalaşmasına sebep olmuştur. Eski sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimiyle artık iyice belli olmuştu. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki yetki ve sorumluluk çizgilerinin belirgin şekilde netleştirilmesi büyük bir mecburiyet haline gelmiştir. Devlet yönetiminde varlığı malum olan fiili düğümün çözülmesi ve anayasal bir hüviyete kavuşturulması, devletin zamanında ve hızlı karar alması, etkin ve verimli çalışması gerekmektedir. İşte bütün bunlar siyasal sorumluluk taşıyan bizleri sistem arızalarını gidermek için vazifeye davet etmiştir. Sonuç itibariyle Türk milleti 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet demiş, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu karar teyit ve tescil edilmiş, mühür vurulmuştur. Artık geri dönüş olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kefil ve referansı milli irade ve siyasal tarihimizdir. Bu sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçilmiştir. Yapacağımız iş bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmaktır. Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir. Tarafsız cumhurbaşkanı, partisiz cumhurbaşkanı gibi söylemler yeni sistem bakımından gerçekçi olmayıp cumhurbaşkanlığı makamını bir vesayet makamı olarak görmekten başka anlamı olmayan düşüncelerdir. Yeni sistem üzerinden öylesine garip eleştiriler ve özlemler dile getiriliyor ki bu eleştirileri ciddiye alırsak bunların adeta siyasetsiz siyaset, iktidarsız iktidar istediklerini hükmedebiliriz. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yıllık karnesine baktığımızda bu sistemle yönetimde istikrar ve temsilde adalet sağlanmıştır. Hem kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale gelmiş, hem de her kuvvet kendi içinde güçlenmiştir. Ancak kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale gelmiş olması, iki erkin arasına kalın kare duvarları örülmesi anlamına da gelmemektedir. Yürütme ile yasama ilişkilerini kurumsallaştırıp formel hale getiren düzenlemeler zaman içinde elbette yapılacaktır, yapılmalıdır. Güçlü yürütme, güçlü meclis hedefine ulaşılmıştır. Cumhurbaşkanı seçiminde barajın %50+1'e çıkması milli iradeyi daha güçlü şekilde tahkim etmiş, iktidarın seçiminde müstesna bir uzlaşmayı sağlamıştır. Yürütmede çift başlılık ortadan kalkmıştır. Artık hükümet krizleri yaşanmayacaktır. Bu sistem aynı zamanda demokrasilerin temel özelliği olan uzlaşma imkanlarını teşvik etmiş
ve ittifaklara imkan vermiştir. 24 Haziran 2018 seçiminde toplam 9 parti meclis... Tamamlayın lütfen, buyurun. Sistemi açalım. Buyurun. 24 Haziran 2018 seçimlerinde toplam 9 parti meclise girmiş, 5 parti grup kurmuş, 96 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek temsiliyete ulaşılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğru bir sistem olduğuna o gün olduğu gibi bugün de inanıyor ve bu sistemin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı bu sistemin layıkıyla işletilmesi için elinden gelen çabayı sarf edecek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkacaktır. Bu irade beyanıyla sözlerime son verirken genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akşay.